Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz demeyi çok isterdim ama bu kez hoş bir videoyla karşınızda değilim. Yakın zamanda benim birader Cem, belki tanıyanlarınız vardır. Hem benim videolarda sıkça görünüyor hem de kendisinde bir YouTube kanalı var. Belki oradan da tanıyorsunuzdur. Bundan bugün ayın 10'u olması lazım. Eğer yanlışsa da aşağıya yazarım. Bugün ayın 10'u olması lazım. Ve ben bu videoyu ayın 11'inde yayınlayacağım. Tabii siz ne zaman izlersiniz onu bilmiyorum ama ayın 5'inde, yani bundan 5 gün önce falan, kendisi şu an üzerinde bulunmuş olduğum bu Honda CBF150 ile bir kaza yaptı. Çok sağlam bir kaza yaptı. Hatta şu an, hani şu an durumu iyi ama olay esnasında durumu bayağı kötüydü. Hani gün geçtikçe durumu iyiye gidiyor. Neyse, şimdi lafı çok fazla uzatmayayım. Ben size olayı anlatmaya başlayayım. Zaten şu an sizi olay yerine doğru götürüyorum arkadaşlar. Kazanın yaşandığı noktayı sizlere göstereceğim. Zaten eğer beni sıkı takip ediyorsanız, kanalımı sıkı takip ediyorsanız, benim çoğunlukla bu civarda çektiğim videolarda bu İzmit'in kent konut virajlarının çok parlak olduğunu, çok kaygan olduğunu ben hemen hemen buradaki her geçişimde söylüyorum videolarda. Ve tabii ben bunu kendi kardeşime de sürekli söylüyorum. Oğlum bak, işte tamam, motosikletle viraj yapmak istiyorsun, daha sert viraj dönmek istiyorsun ama bunun bir yeri olmalı, bir zamanı olmalı. Kent konut virajlarında bu kadar işte motor yatırma falan. Hatta geçen gelmiş bana şey diyor. Abi diyor, kentekinin önünde diyor peg sürtüyorum diyor. Yani şimdi hani orası bu motosikletin pegini sürtebilecek bir yol değil. Tamam, onu o an yapmış olabilirsin. O an devrilmemiş, kaza yapmamış olabilirsin ama bu hiçbir zaman da yapmayacağın anlamına gelmez. Ki yakın zamanda da virajda virajı alamayıp bu motosikletle çok sağlam bir kaza yaptı. Aslında olay yerine gidip kazanın oluş şeklinden sonra mı videoya devam etsem, yoksa şu an anlatmaya mı devam etsem bilemedim ama hani bu videoda değinmek istediğim başka noktalar da var. Mesela bizim tabii ki de hani kesinlikle kötü bir şey söylemek istemiyorum. Kötü bir şey söylemeyeceğim zaten ama bazen bazı durumlarda polisimizin anlayışsız olması, hastanelerde doktorların, ne bileyim stajyerlerin, hemşirelerin anlayışsız olması, egoist olması benim bu son dönemde bayağı canımı sıkan şeylerden sadece birkaçı. Çünkü kaza esnasında olay yerine gelen polislerle de birkaç sıkıntı yaşadım. Ondan sonra çocuğu 4-5 gün kadar hastanede yatırdık. Oradaki doktorlarla, oradaki hemşirelerle, stajyerlerle de bir ufaktan sıkıntı yaşadık. Ve bunlara da videonun ilerleyen dakikalarında yer vereceğim ama biz ilk önce kazanın yaşandığı bölgeye gidelim. Ve motoru şu an gördüğünüz kadarıyla motorda herhangi bir yürürünü aksatacak bir şey yok. Motorda kırık çıkık bir yer yok. Çünkü ben bu geçtiğimiz 5-6 günlük süreçte motoru elimden geldiği kadar, işte fırsat buldukça daha doğrusu, topladım ve motoru eski haline getirdim. Hatta eskisinden daha güzel bile oldu bence bazı birkaç yeri. Motorumuz şu an yürüyor. Motorumuzda bir sıkıntı yok. Ve şimdi eminim ki çok fazla geçmiş olsun mesajı gelecektir. Arkadaşlar toplu cevap vereyim. Hepinizden Allah razı olsun. Çünkü şu an işlerin yoğunluğundan dolayı yorumlara tek tek cevap veremeyebilirim şimdiden. Kusura bakmayın. Olayın yaşandığı yol üst yol. Bu üst yolda benim birader kazayı yapıyor. Hatta motosikletin çantasında bulunan post cihazı vesaire, motorun kırılan ön camı buradan aşağıya uçuyor. Benim birader de eğer buradan aşağıya uçmuş olsaydı çok büyük ihtimalle rahmetli olurdu. Hani bunu söylemesi bile kötü ama gerçekten yapacak bir şey yok. Ben buradan U çekeceğim. Şöyle yapalım. Aynen buradan sağa gireyim. Şimdi buradan da sola dönelim. Trafikte tehlike atmadan, tamamdır. Burası İzmit'in eski İstanbul yolu caddesi. İzmit merkezden bu yoldan yukarıya doğru çıktığınızda yukarıda işte üniversite, hastane, bayağı bir yer var. Bu sol tarafta gördüğünüzde İstanbul Ankara Otobanı. Burası böyle bir yol. Kameradan ne kadar seçebiliyorsunuz bilmiyorum ama buradaki asfalt kalitesi çok kötü. Özellikle tam böyle 35-40 derecelik öğle sıcağının en dik böyle güneşin vurduğu saat olan 12'de o kadar sıcakla bu asfalt daha da kötü bir hale geliyor. Şu an bizim bu CBF150 marka motosikletimizin üzerinde Atlas'ın MB34'leri var. Çok güzel bir lastik. Hatta bu lastiğin videosunu yaptığımda ben de bu motorla birkaç kere pek sürttüm. Belki o videoyu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederim. Neyse, lastiğimizin çok iyi olmasına rağmen Cem de 2 yıllık bir motorcu. Hani 2 yıldır motosiklete biniyor. Ona rağmen hani çocuğun virajı falan hani normal 2 yılda gelişecek bir seviyeden daha üst seviyede bir viraj dönebiliyor. Ben bunu kendi gözümle gözlemledim. Tabii bizim Cem de o gün biraz gaza geliyor ve tam dükkanı kapatma saatimiz, bir tane yukarıya paket attı. Buradan aşağı inip bir yere daha paket atacak. Ondan sonra bir paketi daha var, onu da atıp dükkanı kapatacağız. Tabii biraz da işin paydos saatinin gelmesiyle beraber hem işte biraz daha çabuk olayım,
paketimi çabuk atayım da eve çabuk gideyim. Ayrıca işte burada biraz daha motoru sert yatırayım da biraz daha kendimi tatmin edeyim düşüncesiyle o gün burada böyle bir gaza geliyor. Şimdi burada ben lafı çok fazla uzatmayayım. İleriye gideyim, motorumu güvenli bir yere park edeyim. Ondan sonra size kazanın oluş şeklini anlatayım arkadaşlar. Şu an 50 ile 45 ile aynen. 45 ile bakın buraya gayet dik dönüyorum. Herhangi bir şekilde motora fazla yatırmıyorum. Aslında şu motoru şöyle kaldırma alsam daha iyi olur ama yolun kenarında da bir şey olmaz. Çünkü burası yolun tam olarak kendisi değil. Olay yeri burası. Motorumuzu burada bırakalım. Şöyle ben geriye doğru biraz yürüyeyim. Ondan sonra olayın oluş şeklini sizlere anlatayım. Çantamızı da şöyle kapatalım da ne olur ne olmaz. Bu tarafa burada bir şey olur mu sizce ya? Bence olmaz, yolun kenarında çünkü. Ve şunu söylemek istiyorum. Kaza yapmak evet çok kötü bir şey. İnsan çok kötü bir psikolojiye giriyor. Ancak hani böyle dizilerde, filmlerde olur ya arkadaşlar. Trafik kazasında biri ölür. Ölen kişinin yakınlarını başka biri telefon numarasını bulmuştur, arar. İşte der ki, işte şu yakınınız kaza yaptı. Korkmayın, durumu iyi. İşte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama gerçekten korkmayın, işte durumu iyi, ölmedi falan derler. Hani bu film repliğini, bu dizi repliğini hepiniz bilirsiniz. Ben o gün tam olarak bunu yaşadım. Bizim birader burada kazayı yapınca arkasından gelen bir tane kurye işte demiş kimi arayalım falan. Cem de normalde benim numaramı tam olarak ezbere bilmez ama o anda aklına gelmiş. Benim numaramı söylemiş. Adam beni aradı. Ve ben o ara paket hazırladığım için ilkten açamadım. İkinciyi aradı. Açtım telefonu. Hocam dedi, size bir şey söyleyeceğim ama sakin olun. Bir tane direkt kırmızı motosiklet, uzun saçlı bir çocuk. Kardeşiniz galiba dedi. Dedim evet ama hani bir şey olduğunu anladım hemen. Dedim ne oldu? Endişelenmeyin ama dedi. Kardeşiniz dedim, bu trafik kazası yaptı. Ambulansa koyuluyor mu dedi, koyulacak mı dedi. Öyle bir şey dedi. Ama dedi korkmayın dedi, bir şey yok. Abi, tabi yıllarca o dizileri, filmleri izlemişiz. Bilinçaltımıza yerleşmiş. Ben dedim kesin çocuk öldü. Telefondaki adama diyorum ki, ya bak bir şey olduysa söyle, çocuğa ver telefonu falan. Yok diyor. Vermiyor. Ben çıldırdım. Yani Allah kimsenin sevdiğinin başına böyle bir kaza geldiğinde o şekilde aranmayı kimseye Allah nasip etmesin. Çok kötü bir his, çok kötü bir duygu. Dedim kazanın olduğu yer neresi? Hemen dedim geliyorum oraya. Dedi ki kent birden, işte İzmitliler burayı iyi bilir. Kent birden dedi, kent ikiye doğru inerken dedi, o yoldayız. Arkadaşlar Allah sizi inandırsın. Dükkandan çıkıp buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Hani bak abartmıyorum, cidden hatırlamıyorum. Allah'tan o esnada araba kirada değil, araba elimde. Araba olmasa nasıl gelirim bilmiyorum. Hani tabiri caizse buraya tam olarak uçarak geldim. Tabi bu yol komple tıkanmış, ambulans falan gelmiş. Hemen alttan o görmüş olduğunuz buraya doğru çıktığım yoldan ters yöne girerek buraya geldim. Tabi ilk önce motoru gördüm. Motor bayağı bir aşağıya uçmuş. Motorun uçtuğu noktayı size göstereceğim. Motor bayağı bir aşağıya uçmuş. Cem'i ambulansı almışlar. Arabayı bırakıp ambulansın yanına bir koşuşum var, kapıyı bir açışım var. Aklım çıktı çocuğa bir şey oldu diye. Gerçekten aklım çıktı. Neyse, baktım ambulansın içinde, hemen Cem diye seslendim. İyi misin diye seslendim. Değilim dedi, tabii hali iyi değildi. Birazdan anlatacağım tam olarak ne olduğunu vücuduna. Ama baktım en azından yaşıyor dedim, buna da şükür. İşte vücudundaki soyukları, sıyrıkları, asfalt yanıklarını gördüm. Hani gerçekten içim cız etti. Hani gerçekten içim cız etti. Çok kötü bir his. Bunu da Allah kimsenin başına vermesin. O gün olay yerine gelişim bu şekildeydi. Şimdi ben size kazayı anlatayım. Bizim birader yukarıya paket atıyor arkadaşlar. O zaman da CBF'in üzerinde tork dişlisi var. Yani arka dişlim büyük. O yüzden motorun top speed'i çok yüksek değil. Şu an geri değiştirdim. Şu an top speed'i biraz daha yüksek. Kendinin hatırladığına göre 80 diyor ama. Bence 90-95 de olabilir. O hızla yukarıdan kaptırmış, son hızla geliyor. Bakın arkadaşlar, virajın yukarıdan bakıldığındaki kör noktasına kadar geliyor, geliyor, geliyor. Şu an Cem'in ağzından anlatıyorum size. Ve virajda önüne kedi çıktığını söylüyor. Kediyi gördükten sonra, hani virajdasındır, karşına bir tehlike çıkar, ne yaparsın? Direkt arka frene dokunursun. Hani virajda yapılması gereken şey budur. Ama Cem ne yapıyor? Direkt ön frene dokunuyor ve dokunduğu gibi motor altından çıkıyor, gidiyor.
Tam olarak şimdi o noktayı size göstereceğim. Şu yerdeki çizikleri bir göreyim. Neredeydi? Çizikler biraz silinmiş arkadaşlar. Tabii olayın üstünden 5-6 gün geçtiğinden dolayı ve şu an yolun ortasına da geçmek istemiyorum. Tam viraj ortası bura. İnsanları da tehlikeye atmayalım. Ama ben size şöyle motorun kırılan parçalarını göstereyim. Hala duruyordu bak, az önce görmüştüm. Neredeydi? Bakın arkadaşlar, tam şurada. Şurada, şu yeşilliğin, yerdeki yeşilliğin olduğu noktada motor altından çıkıyor ve ben gördüğüm kadarıyla virajı ortadan giriyor. Zaten viraja giriş şekli yanlış. Böyle virajlarda hani zaten bildiğim bir viraj olduğundan dolayı en dıştan alır, en içe doğru dönersin. Neyse, orada motoru kaydırıyor. Motorla beraber gelip burada bariyere vuruyorlar. Eğer ki arkadaşlar bakın, altta betonu görüyorsunuz değil mi? Arkasında da işte katil bariyer dediğimiz bariyer ayakları var. Bu alttaki beton olmamış olsaydı, o ayaklar direkt yere sabit olsaydı, bizim Cem'in büyük ihtimalle kolu, bacağı falan kopardı. Zaten kapak fotoğrafına koymuşumdur onun resmini, oradan görürsünüz ne halde olduğunu. Neyse abi, burada motoru kaydırıyor. Hani şimdi şunu da diyebilirsiniz, ya kedi falan hikayedir, o motoru kendi kaydırmıştır da diyebilirsiniz. Ha, tabii burada yani yorum yapmak serbest arkadaşlar, yorumlar kısmı açık. Hani kendi fikirlerinizi de beyan edebilirsiniz. Ben size Cem'in anlattığı şekilde söylüyorum. Abi diyor, önüme kedi çıktı. Ben de kedi çıktığı için kaçamadım. Fren yaptım. Fren yaptığım için de motor diyor altından kaydı, çıktı gitti. Zaten şu yerdeki izler de bizim motorun izleri. Onları gördüm ama asfaltın böyle hani metal asfaltı çizer ya, o şekilde izler vardı ama onları şu an göremiyorum. Dediğim gibi bu hani zaten Ağustos ayındayız biliyorsunuz. Sıcağın etkisiyle yoldaki çizikler siliniyor. Ama şu yerdeki parçalar mesela şu motosikletin ön camı. Şu parçalar da bizim motorun parçaları. O gün bu çanta, bu çantanın üstü de siyahtı. Kaza esnasında bu çanta üstündeydi. Daha sonrasında çanta kırıldı, bozulduğu için geçmişte elimde olan bir tane aynı markanın, aynı modelin beyaz çantası vardı. Onun altıyla bunun üstünü, ikisi çünkü nispeten sağlamdı, bir araya getirdim. Şimdilik bu şekilde çözdüm. İleride bu çantayı da değiştireceğim. Her neyse. Bu çanta açıldığı için buradan aşağıya post cihazı falan uçuyor. Hani şunu diyorum, bariyer biraz daha alçak olsaydı, hani şu arkadaki yüksek olan değil, öndeki alçak olan var ya, o bariyer tek başına olsaydı kesinlikle sekip aşağıya düşebilirdi. Ve aşağının yüksekliğini gördünüz. Şuradan sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 metre diye arka tarafın yüksekliği artıyor. Büyük ihtimalle arkaya aşardı. Zaten bak bariyerdeki çizikleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Onu hep bu motor çizdi işte. Çizikleri hep bu motor çizdi. Motorumuzun halde böyle. Devam edelim. Tabi buradan Cem'in nereye kadar uçtuğunu bilmiyorum. Ambulans şu noktada falandı ben geldiğimde. Ama motoru nerede bulduk? Bakın ben şimdi size motoru nerede bulduğumuzu göstereceğim. Ve siz hayret edeceksiniz. Burada olan bir kazadan motor nasıl oraya kadar gitti diyeceksiniz. Şimdi oraya doğru bir yürüyelim beraber. Ama tahminimce Cem çok fazla sürüklenmedi. Bariyere çarpmanın etkisiyle yavaşladı. Çünkü motosiklet hani etrafında koruma demiri olduğundan metal bir aksam asfaltta kaydı gitti. Ama kendisi ekipman da olmadığı için üstünde direkt o vurmanın etkisiyle olduğu yerde kaldı ya da en fazla bir 5-10 metre gitmiştir diye tahmin ediyorum. Hatta Cem sen de şu an bu videoyu izliyorsundur. Vurduğun yerden ne kadar aşağıya uçtun? Sen de bunu aşağı yorumlara yaz. Bakın arkadaşlar hala gidiyoruz bu arada. Adım saymak aklıma gelmedi ama dönüşte bir adım sayalım. Bakalım kaç metre aşağı uçmuş motor. Ve şimdi bu noktada da polisle ilgili yaşadığım sıkıntıyı anlatacağım size. Bakın ben şu an gördüm o noktayı. Sizlere de göstereyim. Ben bu yoldan arabayla ters bir şekilde geldim. Çünkü yol tıkalıydı. Yolda ambulans vardı. Arabayı şuraya park ettim. Hemen direkt ambulansa koştum. Şu yerdeki izi görüyor musunuz arkadaşlar? İşte o benzin izi. Motosiklet tam olarak o noktadaydı. Ama şöyle bir enteresanlık var. Motorun kafası yukarıya bakıyordu. Motor bu istikamette gitmesi gerekirken motor geri geri sürüklendi ya da döne döne sürüklendi. Bu noktada kenarda duruyordu motor. Ve bu yerdeki görmüş olduğunuz şey benzin. Motorun deposundan akan benzin. Bu benzin böyle şarıl şarıl akmamış. Ufak ufak akmış. Çünkü ben geldiğimde halen daha akmaya devam ediyordu. Şimdi ilk önce ben size burada polise nasıl bir sıkıntı yaşadığımı anlatayım. Ben buraya geldim. Olay yerindeyim. Cem'i gördüm. Hangi hastaneye götüreceksiniz dedim. Umuttepe'ye götüreceğiz dediler. Tamam dedim, sıkıntı yok. Ondan sonra dedim geleyim motoru kaldırayım.
Birkaç kişiyi aradım. Motoru dedim dükkana göndereyim. Burada tek başına kalmasın çünkü otoparka çekerler. Hemen ondan sonra ben de hastaneye koşturayım. Motor burada yatıyor. Kontak açık. Motor çalışmıyor ama kontak açık. Benzin akıyor motordan. Hava ya neredeyse 40 derece. Motorun yanması, patlaması an meselesi. Motorun başına gittim. Motoru kaldıracağım. Polis bana dedi ki sen ne yapıyorsun? Dedim abi motoru kaldıracağım. Motoru dedi kaldırma trafik ekibi gelecek dedi. Abi dedim siz ne anlatıyorsunuz ya? Bu dedim tek taraflı kaza. Bu motor dedim burada yansa patlasa ne olacak? Hem dedim belki burada bize zarar verecek hem dedim mal çöp olacak. Sen neden bahsediyorsun dedim tek taraflı kazada trafik gelse hani bunu böyle görsen olur görmesen olur. Yok kaldırırdın yok kaldıramazdın derken ben dedim yapacak bir şey yok ben dedim motoru kaldırıyorum. Neyse ben motoru kaldırdım. Ondan sonra bu kaldırımı çıkarttım tam da bu noktaya falan çıkarttım. O ara tabii ambulans yavaş yavaş yürümeye başladı. Ben motoru bırakıp gideceğim ambulansın peşine. O ara trafik ekibi geldi. İşte bana soruyorlar kaza yapan kim, yakınım mı falan filan. Ben işte anlatıyorum kardeşim işte virajı dönerken altından büyük ihtimalle motor kaydı buraya kadar işte motor uçtu kendi de orada vesaire. Kimliği dedi yanında mı? Dedim değil. O zaman dedi kimliğinin fotoğrafını atsın bize. Dedim ki başkan bak adam dedim her tarafı kötü durumda motor bu halde. Sana dedim şu an nasıl fotoğraf atacak? Neyse. Ondan sonra yine sormaya devam ediyor. İşte ehliyeti var mı? Şöyle mi? Böyle mi? Ya benim zaten canım burnumda. Ben zaten burada sıkıntılıyım. Kardeşim ambulansa götürmüşler. Çocuğun neresi kırık neresi değil bilmiyorum. Ama sen bana kalkmış. Yok ehliyeti var mı? Şöyle mi? Böyle mi? Hatta şöyle bir şey oldu. Dedim ki bak TC'sini ezbere biliyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben dedim TC'sini ezbere biliyorum. Size dedim TC'sini söyleyeyim oradan her şeyine bakın. Tabii bu arada ben polis B'ye, memur B'ye başkan diye hitap ediyorum. Çünkü genelde benim insanlara hitap şeklim budur. Başkan, hocam, hacı. Genelde ben böyle hitap ederim. Tabii bir de olay esnasında hani kelimelerime dikkat edip de hani memur bey değil de yine başkan diye hitap etmişim. O da genç bir polis memuru beyefendiydi kendisi. Başkan değil dedi, memur bey diyeceksin dedi. Böyle kaldım arkadaşlar. Ben böyle kaldım. Benim burada kardeşim parçık pinçik olmuş. Ambulans hastaneye götürüyorlar. Çocuğun neresi kırık? Üç kanaması var mı? Kaburgası sağlam mı? Belli değil. Neymiş efendim? Başkan değil memur bey diyeceksin. Saygılar memur bey. Neyse bu sıkıntı böyleydi. Şimdi hastanede ne gibi sıkıntılar yaşadık? Ben bunu motorun üstüne anlatmak istiyorum. Ama şuradan şu noktadan yukarıyı bir adımlayalım arkadaşlar. Motor ortalama kaç yüz metre aşağıya gelmiş. Ve söyleyeyim boyum 1.80 yani şu an ortalama 1 metrelik adımlar atarak yukarıya doğru çıkacağım. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya kadar 10 adım attık. Ve daha neredeyse hiç yaklaşamadık. Neyse ben burayı hızlandırırım arkadaşlar. Video sıkıcı olmasın ben saymaya devam edeyim. 2, 13, 14, 15, 16, 17. ...25, yani 125. Arkadaşlar oradan buraya 125 adım attım ve bu da ortalama 120-130 metre bir mesafeye tekabül ediyor. Biraz nefesleneyim, bayır çıktım bir de. Şimdi hazır daha motora binmemişken ben motora neler oldu, ne bitti, nerelere kırıldı, nerelerini değiştirdim bunlardan size bahsedeyim. Arkadaşlar zaten bu elcik ve kumandayı yeni değiştirmiştim. Burası komple gitti, burası komple çizildi. Çalıştırma butonu kırılmış, daha doğrusu çatlamış, bugün elimde kaldı. Bunu da değiştireceğim. O aynaların ikisi de komple kırıldı. Üst fren merkezi komple kırıldı. Hatta varsa fotoğrafları koyarım şimdi böyle hemen sağ tarafa. Ön camımız, hatta onu da söyleyeyim merak edenler vardı. NS200 ön camını alttan kesip motora uydurmuştum. Gayet güzel bir görüntüsü vardı. O camımız kırıldı. Onun dışında şuralar çizildi. Kafa demirimiz yani daha doğrusu koruma demirimiz şurası yamuldu. Normal içteki kafa demirinde bir sıkıntı yok. Şuradaki görmüş olduğunuz plastik parça kırıldı. Ondan sonra göstergemizin camı kırıldı. Gösterge camını kolay bir şekilde temin ettim. Başka ne olmuştu motorumuza? Hemen bakalım. Koltuğumuz görmüş olduğunuz gibi deforme oldu. Çanta kırıldı. Ondan sonra başka ne oldu motora? Başka ne oldu? Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu şiddetli bir kazada
Motorun almış olduğu hasar toplamda bu kadar. 120-130 metre aşağıya sürükleniyor, bariyerlere giriyor. Motorun aldığı hasar bu kadar. Şurada şu yan grenaj olarak geçiyor. Bunda da böyle bir çatlak var ama bu çatlağın çok ilerleyeceğini, büyüyeceğini düşünmüyorum. Faramız kırılmadı, çamurluğumuz kırılmadı, ön takım yamulmadı, gidon yamulmadı nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde. Onun dışında plaka uçmadı, egzozda çok bir şey olmadı. Çizikler gördüğünüz kadar yani çok da bir çizik yok. Motorumuza Allah'tan çok fazla bir hasar gelmedi. Tabii ki de burada önemli olan Cem, önemli olan kardeşim, motorun canı cehennem. İsterse pert olsun. Bunun gibi 1000 tane motor pert olsun, çocuğa hani saçının teli kopmasın hani o derece ama hani günün sonunda motorun da masrafını sizlere anlattığım için bundan da bahsediyorum. Şimdi motora ne yaptım? Eski elimde bulunan çantayla alt üst olarak bunları ayarladım. Çantayı o şekilde çözdüm. TVS Apache 150 aynası kullanıyorum. Bunu da soranlar vardı. Yine aynı aynalardan sipariş ettim. Aynaları taktım. Üst fren merkezini şu fren koluyla beraber değiştirdim. Ön cama para vermedim. Geçmişte de elimde bulunan bir ön cam. Zaten altın elbise sıradan logosunu da görüyorsunuz. Daha öncesinde elimde böyle bir cam vardı. Bunu da arkadaşlar hiçbir yerde bulamazsınız. Bu normalde CBF 150 uzun cam diye arattığınızda çıkan o şekilsiz cam. Ama ben bunun üst kısmını kestim. Böyle güzel şekilli bir hale getirdim. Zaten motoru sürüş esnasında da görüntüyü etkiliyordu. Hani kamera açısını kapatıyordu. Ondan sonra gösterge camını şöyle göstereyim. Değiştirdim. Allah'tan sadece çerçevesi ve camı kırılmıştı. İnternette bayağı araştırdım. CBF 150'nin gösterge camı satılıyor ama hep eski modelin yani 2010 öncesinin gösterge camları satılıyor. Bu motorumuzda 2012 olduğundan dolayı onlar uymuyordu. Honda yetkili servisine gittim, sipariş ettim. 2 gün içerisinde fabrikadan geldi. Nasıl bu kadar hızlı geldi ben de bilmiyorum. Geldi. Onun dışında göstergenin içini şöyle ufaktan tekrar bir modifiye ettim. Böyle daha güzel görünüyor bence. Yine yorumlarınızı yazarsınız. Yani motorumuzda olan biten bu. Ondan sonra ne oldu? Motoru ben tabii dükkana gönderdim. Yapıştırdım. Umuttepe'ye çıktım. Tabii bizim çocuğu ambulanstan indirmişler o zamana kadar. Travma odası olması lazım. Acil müşahede odası gibi bir yer. Halde ben uçtum. Bizim çocuğu oraya almışlar. Çocuğun halini gördüm. Bakın anlatıyorum arkadaşlar. Sağ avuç içi, özellikle parmak uçları komple yüzülmüş vaziyette. Sol elinin şu kısmı komple yüzülmüş vaziyette. Onun dışında bakayım, sağ mı sol mu? Sol. Sol kolunun şuraları komple yüzülmüş vaziyette. Ondan sonra bileklerinde yaralanmalar var. Çocuğun göbeği, şöyle söyleyeyim, şu kadar bir alan komple soyulmuş. Bel bölgesinde şu kadar bir soyuk var. İki diz kapağında da soyuk var. Ve onun dışında sağ ve sol ayağında da kırıklar var. Hatta doktorlar şunu söyledi. Biz hani bu tarz kırıkları çok nadir görüyoruz. Hani çok değişik yerden kırılmış. İki tane ayağı da. Pardon, bir tane ayağı, bir tane baş parmağı. Komple ayak demeyelim biz şimdi ona. Yani şu an çocuğun iki ayağı da kırık arkadaşlar. Ve hastaneye gittiğimde tabii çocuğu röntgene, işte ne bileyim ne diyorlar onlara, tam bu teknik isimleri bilmiyorum ama bu arada biz ufaktan gidelim, bayağı terledim. Şimdi ne yapalım, şuradan bir dönelim, yukarıya dolanalım ya. Şehir içine girmek istemiyorum bu konuyu anlatırken. Çocuğu orada yatırırken arkadaşlar, ondan sonra Sedia ile beraber bu değişik filmlerin çekildiği yerlere, yani vücudunun çeşitli bölgelerinin filmlerini çekmek üzere bazı odalara götürdük. O işte Sedia'yı iten arkadaşla beraber, kendisi hasta bakıcı mı oluyor ne oluyor tam olarak bilmiyorum ama gittiğimiz çoğu yerde amatörlük gördüm. Nasıl amatörlük gördüm? O filmi çekmeden önce altına böyle üstü siyah böyle çizgileri olan bir tahta koyuyorlar. O koymuş oldukları tahtayı bana diyorlar ki sen tutar mısın? Ya çocuğun her yeri yara bere içerisinde, ben nasıl tutayım o tahtayı? Tamam, tuttum. Bir tane işten anlayan hemşire gibi bir bayan var. Onun dışındaki hiç kimse hiçbir şeyden anlamıyor. Hani anlamıyor derken cidden anlamıyor arkadaşlar. O tahtayı nereye koyacak? Tam olarak neresine denk gelmesi gerekiyor? Hiçbir şey bilmiyorlar. Komple kuru kalabalık. Tabii burada o insanlar stajyer de olabilir. Orada meslek de öğreniyor olabilirler. Bakın ben buna bir şey demiyorum ama öyle acil bir kazada en azından bir tane daha. Çünkü kadın geliyor, ayarlamaya çalışıyor, bana söylüyor, ben tam anlamıyorum. İçeri gidiyor, o ara kaymış oluyor. En azından böyle bir durumda iki tane insan olması lazım diye düşünüyorum. Hani benim düşüncem bu yönde. Neyse abi, çocuğu oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya götürüyoruz.
Şimdi arada kayıt kesildi. Ben size kaldığım yerden anlatmaya devam edeyim. En son ne diyordum? İşte iki kişi olmaları lazım. Çünkü ben bu işten anlamam. Ben ne anlarım? Ben hani bir sağlık eğitimi falan almamışım ki o tahtayı nereye sokayım falan. Nereden bileyim? Neyse arkadaşlar, bu kısımları çok uzatmak istemiyorum. Zaten uzun bir video oluyor gibi hissettim. Çok da sizleri sıkmadan anlatmaya devam edeyim. Hastanede ondan sonra ne gibi sıkıntılar yaşadık? Bu çekilen filmlerden sonra biz çocuğu getirdik, tekrar travma odasına yatırdık. Ve en son ne zaman yemek yediğini sordular. Dedi ki en son 11.30'da bir şeyler yedim içtim. Çünkü eğer ameliyat gerekirse 8 saat öncesine kadar bir şey yememiş içmemiş olması gerekiyormuş. Tamam dediler, 8 saat sonra büyük ihtimalle hani ameliyat gerekirse ameliyata girersin. Uzatmayayım. Ondan sonra ortopedi doktoru geldi. Baktı etti falan filan. Tabi o ara çıkması gereken filmler, çekilen filmler çıktı. Oradan inceledi. Çocuğun başına geldi. Çocuğun parmağı tabi biraz böyle yamuk duruyor kırıldığı için. Cem'e dedi ki canını yakacağım dedi. Şimdiden söyleyeyim, hakkını helal et dedi. Tabi biz ne olduğunu ikimiz de anlamadık. Ondan sonra çocuğun baş parmağını tuttu, böyle çat diye çekti mekti bir şeyler yaptı. Tabi bizim Cem çığlık kıyamet. Hani zaten kırık, her tarafına acıyor. Bir de öyle bir, hani ondan sonra bir de öyle bir doktorun darbesiyle bayağı bir canı yandı. Ha ben burada doktoru eleştirmiyorum. Adam yapmasa gereken şeyi yapıyor. Ondan yana sıkıntı yok ama doktorun genel olarak tavırları böyle egoist tarafta. Neyse ondan sonra tamam dedi, bir şeyler yaptı falan, bıraktı çocuğu gitti. Aradan 8 saat geçti, saat oldu 7.30. Tabi soruyoruz bu çocuğun durumu ne olacak falan filan. Ondan sonra dediler ki çocuk ameliyata girecek. Ayağında parçalı kırık var. Sadece alçıya alarak kurtarılamaz. Ameliyat edilmesi lazım. Tamam. Ve dedi ameliyathane yoğun. Dedi sıra bekleyeceksiniz. Tamam dedik, bekleriz, hani yapacak bir şey yok. Tabii ben bu arada söylüyorum. Hani çocuğun halini görüyorum, içim parçalanıyor. Ya bu çocuğa bir ağrı kesici iğne, bir canının acımasını engelleyecek bir şey, hani bir şey veremiyor muyuz? Diyorlar ki veremiyoruz. Ameliyata gireceği için böyle şeyler verilemez şu an. Peki. Ondan sonra aradan tabii birkaç saat daha geçti. Bir tane ne olduğunu bilmediğim, artık stajyer midir orada, hemşire midir bilmiyorum, ancak geldi dedi ki bize, hastamızı dedi ortopedi servisine yatışa alacağız, ameliyat sırası geldiğinde ameliyata girecek falan, bunları bize anlatıyor. Tabi ben de doğal olarak soruyorum, işte ondan sonra ne olacak, işte çocuğun hali çok kötü durumda, ayakları kırık, her tarafı acıyor, madem işte ameliyathane yoğun, ne zaman ameliyata gireceği belli değil diyorlar, madem öyle ya şu çocuğa bir ağrı kesici verin, bir iğne verin, bir şeyler verin falan filan. Ve tabi az çok da benim üslubumu biliyorsunuz arkadaşlar. Ben üslubu bozuk bir insan değilim. Ha tabi olay esnasında benim de canım yanıyor. Kardeşim yatıyor orada. Ben de gerginim, stresliyim, ancak hem kendimi sakin tutmaya çalışıyorum. Çünkü karşımdaki insanın bir suç kabahati yok. Ve ayrıca karşımdaki insan bir kadın. Ona göre üslubuma dikkat edip sorularımı sormama rağmen o karşımdaki insan da egoist çıktı. Ondan sonra böyle bana ters ters cevap vermeler. Ben ne bileyim. Bana bunu niye soruyorsunuz? Ben size ne söylendiyse onu aktarıyorum. Ya diyorum ki siz buraya gelip bana bilgi veriyorsanız ben de size soru sormakta, hani bu benim en doğal hakkım. Ben size kötü bir şey söylemiyorum ki. Ondan sonra şey diyor, işte böyle konuşmaya devam ederseniz kavga çıkar falan. Kız bildiğiniz bana böyle konuşuyor arkadaşlar. Ya zaten benim canım burnumda. Ben seninle kavga edecek durumda mıyım? Neyse. Ondan sonra biz çocuğu aldık sedyeyle yukarıya odaya çıkardık. Odalarda iki kişilik, tek kişilik değil. Bu pandemi döneminde hani hastanede gözlemlediğim kadarıyla çok fazla boş odalar var. Ama hastanın yanına birden fazla kişiyi almamalarına rağmen o aynı odaya birden fazla hastayı alıyorlar. Nasıl oluyor anlamıyorum. Tabii o insanın da refakatçisi var. Affedersiniz, kıç kadar odada 4 kişiyiz. Hatta 5-6 kişiyiz. Her neyse abi. Allah sizi inandırsın. Belki inanmayacaksınız, ancak bizim çocuk kazadan tam en az 30 saat sonra falan ameliyata girdi. En az 30 saat. Tabii bu 30 saat boyunca yemek yok, içmek yok, ilaç yok, hiçbir şey yok. Çocuğa hiçbir şey vermiyorlar. Sadece bir serum bağlamışlar. Sadece bir serum bağlamışlar ama o serumun da içerisinde ağrısını indirecek, acısını kesecek bir şey yok. Çünkü soruyorum, yok içinde öyle bir şey diyorlar. Neyse, konuyu toparlayayım. Bizim çocuk ameliyattan çıktı. Sağ ayağı komple alçıda, sol ayağı sadece baş parmağı şu an sıkıntılı. Baş parmağında vida var. Sağ ayağında da teller falan filan var. Tam olarak teknik tabirleri bilmediğim için, yani bu ameliyatta ne takıyorlar falan teknik isimlerini bilmediğim için ben size tel ve vida diyorum. Şu an Cem'in ayağında bunlar mevcut. Tabii kaza esnasında üzerinde kasktan başka bir ekipman olmamasından dolayı da vücudunun hani birçok yeri şu an soyuk vaziyette. Az önce anlattığım gibi. Ve ekipmanın da önemini burada çok iyi anlamış oluyoruz. Bence ben her zaman, oğlum bak şu montu üstüne giy, şu eldiveni eline giy. Hani bakın mesela ben de şu an montsuz geziyorum ama
Şimdi bu konuyu hiç tartışmayalım. Sürekli uyarıyorum. Onun dışında oğlum bak, tamam viraj yapmayı seviyor olabilirsin, motor kullanmayı seviyor olabilirsin. Bunun bir yeri var. Bunun bir zamanı var. Ya da üstünde ekipman yokken çok abartma vesaire. 50 kere uyarıyorum. Hatta çoğu zaman şunu söylerim. Hani yanlış anlaşılmasın ama ben Cem'e söylediğim bir kelime şu, cümle şu. Oğlum bak ben 20 yıllık motorcuyum. Hani sen de biliyorsun benim nasıl viraj döndüğümü. İyi dönerim. Hani şimdi burada mütevazı olamayacağım. Ama ben o kent konut virajlarında abartmıyorum. Sen niye abartıyorsun oğlum? Sen daha dur 2 yıllık motorcusun. Virajda önüne bir şey çıksa ne yapacaksın, ne edeceksin? Bilmiyorsun ki. Bak bilmediğin için ne düştün işte. Abartma da. Bu kadar da abartma. Neyse. Burada şimdi hasta çocuğu suçlayacak halimiz yok. Zaten şu an kendisi bayağı bir kendini suçluyor. Haklı olarak. Olay yani bu şekildeydi. Tabii ondan sonra o şeyde ortopedi servisinde yatarken yanımıza gelip giden doktor da bir acayip. Geliyor işte bunun neresi kırıktı falan böyle konuşuyor. Hatta buna ben birebir şahit olmadım ancak o ara diğer refakatçi olan Cem'in kız arkadaşı yanındaydı. Buyurun buyurun. Travma şeridini kapatmayın. Onun bana anlattığı o şekilde. Hani adam biraz böyle egoist tavırlar, üstten görmeler vesaire bu şekilde konuşuyormuş. O tabii ki de hastaya güzel davranan, hasta yakınına güzel davranan, sıcak davranan, iyi davranan orada görevliler yok muydu? Vardı. Hepsinden Allah razı olsun. Özellikle ama bak şunu söylüyorum. O travma odasında benle tartışan kız olmaz da. Ya bir şekilde bu videoya denk gelirsen. Neyse bir şey demeyeceğim. Bugün sakin olacağım. Bu videoda sakin olacağım arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ya sen işte kendi sinirinden polise, oradaki hemşireye, doktora kabahat buluyorsun. Değil. Değil arkadaşlar. Benim sinirimle alakası yok. Gerçekten bazı mesleklerde, insanla uğraşılan mesleklerde belki de o mesleği yapacak kişiye böyle ego testi falan yapmak lazım. Çünkü gerçekten bazı insanların egosu kafasından da yukarıda. Velhasıl konuyu toparlayacak olursak hastane kısmında da hastaneden de memnun kalmadım açıkçası. Halen daha gerçi kontrole falan gideceğiz. Daha olayın üzerinden 3-5 yıl ya da 3-5 ay geçmiş değil. Daha kontrole falan da gideceğiz ancak genel itibariyle memnun kalmadım. Şu an Cem'in durumu için hemen bilgilendirme yapayım arkadaşlar. Cem şu an evde yatıyor. Hali keyfi yerinde, tabii ağrıları falan var. İlaçlarını alıyor. Onun dışında yüzeysel yaraları iyileşmeye devam ediyor. Onların tabii kalıcı bir hasarı yok ancak ilerleyen zamanlarda vücudunda iz olarak kalabilir mi? Evet kalabilir. Teşekkürler. Artık onlarla da bir şekilde ne bileyim sürülmesi gereken kremler mi olur, bir şeyler mi olur? Onlarla onu da artık önüne geçeriz inşallah. Yani daha çocuk 20 yaşına gelmeden hayatında motorla sağlam olarak 2 tane kaza yaptı. Bir tanesinde bileğini çatlattı. Geçen motoru pert ettiğinde bu kazada da şu an kapak fotoğrafında büyük ihtimalle koymuşumdur. Kendini bu hale getirdi. Tabii burada çok şükrettiğim şeyler var. Allah'tan kaskı kafasındaydı. Çünkü yakın mesafelere paket geldiğinde özellikle böyle 100, 200, 300, 400 metre gibi mesafelere paket geldiğinde kaskını takmadan gidiyordu. Çok kızıyordum, çok uyarıyordum. Ama 19-20 yaşında delikanlı bir insanı da ne kadar kızıp bağırıp çağırsam da bir yerden sonra aynalarım çok geniş ya. Arkayı çok güzel gösteriyor ancak geniş olduğu için takılıyor da. O yaşta bir adamı da tabii döverek de hani şey yapamazsın, kas taktıramazsın. İnsan gibi her defasında uyarıyordum, bazen kızıyordum. Kaskını kafana tak, kaskını kafana tak diye. Çok şükür ki o kazada kaskı kafasındaydı. Çünkü kaskında çizikler var. Eğer ki kask kafasında olmasaydı büyük ihtimalle şu an aramızda olmayabilirdi. Zaten vücudunda hasar almayan tek yeri de baktığınızda kafası. O da kask sayesinde. Ama üzerinde mont olsaydı. Şöyle de bir şey var. Hani ekipmanı yok da giymiyor değil. Olmamazlık değil. Ya var. Dükkanda hani benim şu an üzerime olmayan ama Cem'in kilo aldığından dolayı üzerine olan Dynes mont var. Çünkü dere bir mont. Hani ben onunla kaza yaptım. O üzerimde olduğu için Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Cem'in kazasında da o üzerinde olsaydı, elinde eldiven olsaydı büyük ihtimalle şu anki almış olduğu hasarların birçoğunu almayacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Hani olanla ölenin önüne geçilmez. Cem'e de bu iyi bir ders olmuştur. Hani bundan sonra ekipmana önem verir. Onun dışında da abartılmayacak yerlerde motorunu abartılı sürmez diye tahmin ediyorum. Diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar ekipmanın önemi, ekipmanın önemi, ekipmanın önemi. Ekipman çok önemli. Ekipmansız gezmeyelim ve motorumuzu elimizden geldiği kadar acemi bir şekilde sürelim. Ya bu kent konut virajlarında hani acemi şekilde derken dikkat ederek hani her zaman ben bunun en iyisini biliyorum değil de ya başıma bir şey gelir mi diye düşünerek sürelim. Yani bunu öngörerek sürelim. Benim
Bakın arkadaşlar, zerre umurumda değil. Kent konut virajlarında başka motor gelip beni tokatlamış. Tokatlasın abi. Umurumda değil ya. Ya bu onun benden daha iyi bir sürücü olduğunu göstermez ki. Bu, o beni geçen kişinin benden daha fazla risk aldığını gösterir. O yüzden ben kendimi şuna ispatlayacağım, buna ispatlayacağım, işte şu virajı döneceğim, bu virajı döneceğim şeklinde düşüncelere kapılmam ve kapılmanızı sizlere de tavsiye etmem. Sonuçta hani bir klişe vardır ya, kaporta sizsiniz, kaporta sizsiniz arkadaşlar. İki teker düştünüz mü, üzerinizde ne varsa sizi o koruyacak. Yok mu, geçmiş olsun. Örnekte de gördüğümüz gibi. O yüzden ekipmanımıza her zaman çok 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 dikkat edelim. Paradan kaçmayalım. Hani geçen bir videoda bahsetmiştim bu. Sokak röportajlarında falan çıkart bakayım yeğenim telefonunu, kaç paralık telefon kullanıyorsun diyen dayılar vardı ya. Şimdi ben de onlar gibi olmayayım ama ben şöyle insanlar görüyorum. Adamın cebinde 15 bin liralık cep telefonu var. Kafasında 300 liralık kask var. Altında 1000'lik motor var. Böyle olmayın arkadaşlar. Dişinizden tırnağınızdan arttırdığınızla veya kendi lüksünüzü harcadığınız, yemenize içmenize harcadığınız paralarla ekipmanınıza yatırım yapın. Botunuzu giyin, korumalı pantolonunuzu giyin, işte belliğinizi takın, boyunluğunuzu takın. Tabii bunlar olsa da rahmetli olamaz mısınız? Olursunuz. Örnek altın elbiseli adam, nurlar içinde yatsın. Hani kader bir yerden sonra hani olacağı varsa bütün ekipmanın önüne geçiyor, sizi götürüyor. Ancak ne demişler? Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Biz tedbirimizi alacağız, takdiri Allah'a bırakacağız. Bu arada karşı dükkanın görseli çok iyi değil mi ya dedim ve taksi geldi, görselimizin içine etti. Neyse arkadaşlar, yaklaşık 40-50 dakika herhalde bu video oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Hani bu kazadan ben ders çıkardım mı? Çıkardım. Cem çıkardı mı? Haliyle çıkardı. Burada bu videoyu izleyen artık kaç bin kişi olur bilmiyorum. 1000, 3000, 5000, 10000 fark etmez. İzleyen insanların da işte bak, ekipmansız ya da ne bileyim, güneşin en dik vurduğu saatte öyle parlak bir asfaltta motoru gereksiz yere zorlarsan başına neler gelebiliyor? İnşallah izleyen insanlar da bunun bilincine varmıştır. Dikkatli olalım arkadaşlar. Motordan düşmenin şakası yok. Allah göstermesin. Bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Kolumuz kopabilir, bacağımız kopabilir. Ya da Cem'in durumundaki gibi. Hani Cem eskisi gibi olabilir mi? İlla hani ilerleyen zamanlarda bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra hani hiç kırılmamış kemiği gibi olabilir mi o kemikleri? Gerçekten bilmiyorum. Ya tabii ki de Allah, hani Allah'ın takdiri. Bilemeyiz ne olacağını ancak. Yani değmez arkadaşlar. Hiçbir şey için değmez. Kendimizi riske atmaya, sevdiklerimizi üzmeye hiçbir şekilde değmez. Sen bu motoru fazla yatırdığında, tekere aldığında, akrobatik hareketler yaptığında vay motorcuya bak ya, üf demeyecekler. Çünkü olay esnasında, olay olmadan önce Cem'in arkasından gelen bir tane araçta iki tane kadın varmış. Olay esnasında onlar oradaydı. Onlar bana söyledi. Bizler arkasından arabayla geliyorduk. Öyle bir yatırdı ki motoru, biz dedik ki düştü düşecek, dedik demedik düştü zaten önümüzde dedi. Yani burada arkanızdan gelen insanlar vay işte motorcuya bak ne viraj dönüyor falan demiyorlar. Sizin için tedirgin oluyorlar, sizin için korkuyorlar veya arkanızdan küfür ediyorlar. O yüzden bu akrobatik hareketlerin ortamda havalı olacağını, bunların böyle kendinizi ispat etme aracı olduğunu düşünmeyin. Yanılırsınız. Bunlara dikkat edin diyorum. Videomun sonuna geliyorum. Çok uzattım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.